Üsküdar'da karşınızdayız. Hava soğuk, biraz da karlı arkadaşlar. Yani bugün yine Aras'tan tatil köyündeyiz. Hüseyin Bey bizi burada misafir ediyor. Biz Hüseyin Bey'e de teşekkür ediyoruz bizi burada misafir ettiklerinden dolayı. Aras'tan tatil köyü olarak biz teşekkür ediyoruz Oto Bilgi ekibine. Her zaman bekliyoruz çekimler için. Size hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bilmeyenler için tekrar hatırlatmış olalım. Aras'tan tatil köyü Kocaeli İzmit'te Yuvacık Barajı'nın hemen dibinde bulunan doğayla iç içe bir mekan. İşte kalacak yerleri olsun, restoranları olsun, samimi hizmeti olsun. Gerçekten bir gelenin bir daha gelebileceği bir yer. Bunu da sizlere hatırlatmış olalım. Peki bugün ne çekiyoruz? Arkadaşlar bugün yanımızda 2015 model bir Volkswagen Jetta var. Bu araç 1.6 TDI 105 beygirlik dizel motor sahibi, DSG 7 ileri otomatik şanzıman sahibi bir araç. Aracın öncelikle bir genel görünümüne bakacağız. Daha sonra inceleme ve testle devam edeceğiz. Anahtarla başlıyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz Volkswagen'in sustalı anahtarı. Arkasında Volkswagen logosu var. Önünde açma kapama, bagaj açma tuşları bulunan bir anahtar. Şöyle ön tarafa baktığımızda Highline paket olduğu için arkadaşlar sensörler var bu aracın önünde. Sis farları var ek olarak. Bu görüntü zaten 2015 yılı için tasarladığı görüntü Volkswagen'in. Bu renk de arkadaşlar lansman rengi dedikleri, arabayı tanıtırken gösterdikleri renk arkadaşlar. Şöyle hemen jantlara bir bakalım. Bu araç yani yeterli bir jant büyüklüğüne sahip. 17 inç jantları var. Hafif pis olduğunun kusuruna bakmayın arkadaşlar. Anca bu havada bu kadar temizlenebiliyor. 17 inç jant sahibi orijinal fabrika çıkış çelik jantlar arkadaşlar. Bunlar bagaja geçelim. Şöyle arka tarafından devam ediyoruz arkadaşlar bagaj kısmından. Arkada da sensörlerin olduğunu görüyoruz. Sağ tarafta TDI tek mavili. Sol tarafta da Jetta yazdığını görüyoruz. Bagajı buradan da açabiliyorsunuz. Burada şu amblemden açılmıyor arkadaşlar. Volkswagen bazı modellerinde oradan ama burada oradan değil. Ya bu alttan açacaksınız ya bu anahtarın üstünden açacaksınız. Bu şekilde bagaj kendisi bile açılıyor. Bu da güzelmiş açıkçası. Fark etmemiştim daha önceden. Şöyle bagajı göstereyim. Yeterli bir bagaj var. 510 litre kapasiteli bir bagaj bu. Sağında solunda böyle bir şey koymalık yerler yapılmış arkadaşlar. Volkswagen'in şu çantası da burada duruyor. Yine bagajla alakalı söylemek gerekirse arkadaşlar şurada arka koltukları yatırabildiğiniz butonlar var. Zaten aracın stepnesi bagajın altında bulunuyor. Bagajla alakalı söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Çok bir şey beklememek lazım. Sonuçta C segmenti bir araç bu. Ve 510 litre bagaj kapasitesi C segmenti için yeterli bir bagaj. Şöyle arka kapıyı açıyorum arkadaşlar. Kapıya baktığımızda çok fazla bir şey yok bu kapıda ama şurada gri detaylar var. Burada karbon fiber bir görüntü var ve Highline paketlerde özellikle şuralar yumuşak arkadaşlar. Kol dayadığınız yerler. Bunu da çok iyi yapmışlar. Ben beğendim. Şurada bir cep var. Bunu görüyoruz. Camın açma butonunu görüyoruz. Aynı zamanda şurada çocuk kilidi olduğunda görüyoruz arkadaşlar. İçeriye doğru bir bakış attığımızda arkada 3 kafalık olduğunu görüyoruz öncelikle. Aynı zamanda şurada bir kol dayaması var arkadaşlar. İçerisinden de 2 adet bardak koyulacak yer şu şekilde çıkmış oluyor. Kol dayamanın üstünde burası. Bagaj erişim yeri olduğunda gösterelim. Şöyle ön taraflara baktığımızda koltukların arkalarında cepler olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda içeride havalandırma ve 12 voltluk çıkış var. Şurada da ufak göz bari bir şey yapılmış arkadaşlar. Bir şeyler koyabilmek için arkadakilerin kullanımına sunulmuş bir de ışık bulunuyor. Şimdi baş diz mesafesine bakalım. Arkadaşlar baş diz mesafesini çok söylemeye de gerek duymuyorum açıkçası. Çok rahat ve ön koltukta normal oturma seviyesinden biraz daha geride. Bu şartlarda bile baş diz mesafesi çok güzel. Burada eklemek istiyorum. Normalde şurası rahatsızlık veriyor bazı araçlarda ama bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu arada buraya 3 kişi de çok rahat oturamazsınız. Oturulabilir mi? Oturulabilir ama çok rahat edemezsiniz. Ön tarafla devam ediyoruz arkadaşlar. Kapıyı açıyorum. Burada kapının üzerinde yine bu yumuşak detayı görüyoruz. Gri detaylar. Burada karbon fiber detaylar gözüküyor zaten. Kapının
daha doğrusu bütün kapıların kilitleme açma tuşları bulunuyor arkadaşlar. 4 camın otomatiği, cam kilidi, yan ayna arkadaşlar. Elektrikli, gördüğünüz gibi buradan kontrol ediyor. Aynı zamanda ısıtmalı, aynı zamanda katlanabiliyor arkadaşlar. Şuradan da katlandığını sizlere göstermiş olayım. Şurada bir bagaj açma butonu var arkadaşlar. Burada da bir cep yapılmış. Bence güzel. Yani burası için yeterli bir cep diyebilirim bu cep için arkadaşlar. Şöyle şuraya geleyim arkadaşlar. Burada bu ön iki koltukta arkadaşlar yükseklik ayarı mevcut. Şu şekilde manuel olarak yüksekliğini ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde burada sırt desteği de mevcut arkadaşlar. Koltukla alakalı bunu gösterdikten sonra şöyle içeriye doğru geçiyorum arkadaşlar. Karşı kapıda aynı şekilde, kapıyla alakalı çok söyleyecek bir şey yok. Şöyle şu tarafa doğru baktığımızda hemen torpidosunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Yeterli bir torpido açıkçası ve Volkswagen'in şöyle şu defterler için ayrı bir yer yapması benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani güzel bir durum bu. Ben seviyorum. O defterler en azından torpidonun içinde yer kaplamıyor. Hatta o defteri alırsınız, oraya bile bir şeyler koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Torpidonun içerisinde yine şu şekilde para koymalık yerlerin olması ve kalem koymalık yerlerin olması güzel arkadaşlar. Şöyle Eraslan Tatil Köyü'nün broşürünü de sizlere göstermiş olayım. Şöyle arkadaşlar, şurada yine göstermek istediğim şey şu gördüğünüz karşıda aracın torpidosu soğutmalı arkadaşlar. O torpidonun soğutmasının ayar butonu var. Açıyorsunuz veya kapatıyorsunuz. Yan airbaglerin iptali buradan yapılıyor. Ve aynı zamanda lastik basınç sensörünü de buraya koymuşlar arkadaşlar. Volkswagen'in birkaç arabasında buraya koymuşlar. Tam mantık nedir anlayamadım ama buraya burada bulunuyor. Onu da biz söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Şurada bir airbag olduğunu gösterelim. Bir airbag şurada var arkadaşlar. Bir airbag de şurada var. 3 tane bu tarafta, 3 de diğer tarafta, 6 airbag sahibi bir araç. Şöyle yukarıdan doğru devam edelim arkadaşlar. Burada aynalı ışıklı bir güneşlik bulunuyor arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum bu tarafa doğru. Otomatik kararan bir dikiz aynası sahibi araç. Burada ışıkları görüyorsunuz. Sunroof'u buradan açılıyor aracın. Sunroof sahibi. Highline paket arkadaşlar bu araç. Ama Highline paketlerde de sunroof opsiyonel arkadaşlar. Şurada bir gözlüklük yeri bulunuyor arkadaşlar. Bunu da göstermiş olalım. Aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. Şöyle burada gördüğünüz gibi havalandırmalar bulunuyor ve dörtlü flaşörleri buraya koymuşlar. Açıkçası ben bu dörtlü flaşörün tasarımını beğendim arkadaşlar. Yani böyle kare biçiminde yapmışlar. Yine şu kurşun, daha doğrusu gri, artık ne derseniz nikelaj. Bu krom detaylar arkadaşlar araçlarda, daha doğrusu Highline'larda bulunuyor. Hem kapılarda var, hem buralarda var. Yani birçok yere koymuşlar. Bu da Highline paketin özelliklerinden diyelim. Burada bir multimedya ekranı bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel, büyük bir ekran. Çok da kullanışlı bir ekran. Aşağıya doğru iniyorum. Aracın klima sistemi buradan kontrol edilebiliyor. Otomatik klima var arkadaşlar. Aynı zamanda bu işte klimanın ayar tuşları, nereye verilmesi vesaire, araç dolaşımı buradan kontrol ediyor. Arka cam rezidansını şurada görüyoruz arkadaşlar. Aşağı doğru indirdiğimizde şurada bir cep, bir göz yapılmış arkadaşlar. USB girişi ve AUX girişi gördüğünüz gibi burada. Yine burada bir çakmaklık bulunuyor arkadaşlar. DSG 7 ileri şanzıman sahip olduğunu söylemiştik. Manuel olarak da yan tarafa çekip kullanabiliyorsunuz. Onu da deneyeceğiz zaten testte arkadaşlar. Şurada da göstermek istediğim park sensörleri. Bu önde ve arkada bulunan sensörleri iptal edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tuş aracılığıyla aşağıya doğru devam ettiğimizde el freni normal arkadaşlar. Bunun tuşlu el freni değil, gördüğünüz gibi. Şurada 2 adet bardaklık bulunuyor ve burada bir ön kol dayaması var arkadaşlar. Arkada da kol dayama vardı, önde de kol dayama var. Kol dayamanın şöyle içini açayım arkadaşlar. Bayağı da güzel, yeterli bir hazne var kol dayama ile alakalı. Ve kol dayamayı istediğiniz kademeye kadar kaldırıyorsunuz. İleride geliyor. Ben genelde bu konumda kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi şoför haline geçelim. İşte şöyle şoför haline bakıyoruz. Direksiyon gördüğünüz gibi 3 kollu bir direksiyon. Şurada aşağı tarafı düz olan direksiyon serilerinden yine bu direksiyonda arkadaşlar. Volkswagen'in genelde bu modellerde tasarladığı direksiyon bu tiplerde, çok ufak tefek değişiklikleri var ama genel durum bu arkadaşlar. Şöyle şu tarafta bu ekranla alakalı bazı tuşlar var. Ekranı kontrol edebiliriz. Telefonla alakalı tuşlar var. İşte radyoda işte bu kanal değiştirme, daha doğrusu işte parça değiştirme vesaire tuşu bulunuyor arkadaşlar. Şuradan ileri geri yapıyorsunuz. Direksiyonun üzerinde airbag olduğunu, zaten korna olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ortasında da Volkswagen logosu var. Biraz küçük yapmışlar logoyu. Farklı olmuş. Şu dışına bir alan yapmışlar, sonra logoyu yapmışlar. Bazı araçlarında bu logo daha büyük oluyor arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde tasarlanmış. Sol tarafa baktığımızda ses açma kapatma tuşları ve arkadaşlar aracın cruise kontrol ayarının tuşları da burada. Hız sabitleme Türkçesi, hız sabitleme
İşte eller serbest modu, ne derseniz deyin, burada ayarlar arkadaşlar. Sağ tarafta bir silecek kolu bulunuyor. Zaten araçta yağmur sensörü var. Sol tarafta bir sinyal kolu bulunuyor arkadaşlar. Şöyle daha da sol tarafa geldiğimizde burada aracın farlarının yakıldığı bir alan bulunuyor arkadaşlar. Far sensörü de var. Otomatik olarak farları da yakıyor. Şurada kadranın ışığını ayarladığınız bir ayar tuşu var. Yanında da far yüksekliğini ayarladığınız bir ayar tuşu var. Yine unutmadan gösterelim arkadaşlar. Direksiyonda alçaklık, yükseklik ve derinlik ayarları da mevcut. Kadranı da gösterelim arkadaşlar. Sol tarafta bir devir göstergesi var. İçerisinde hararet göstergesi bulunuyor. Sağ tarafta 260 kadran var. Her türlü yapar. Asla tavsiye etmiyorum ama yapar arkadaşlar. İçerisinde de bir yakıt göstergesi var. Karşımızda da aracın araç bilgisayar dediğimiz bu bilgisayar bulunuyor. Bunun içerisinde işte yakıt tüketimidir vesairedir. Birçok bilgiyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Vesaire. Bunu da göstermiş olalım sizlere arkadaşlar. Bizim burayla alakalı söylemek istediklerimiz bunlar. Genel görünüş bu araçta. İzlenimlerimiz şimdiye kadarki bunlar. Zaten testte de aracın gidişidir, yol tutuşudur vesaire. Teknik bilgileri sizlerle paylaşacağız. Şimdi testimize geçiyoruz. Arkadaşlar testimize başlıyoruz. Emniyet kemerlerimizi tabii takıyoruz. Aracımızı çalıştırmadan önce yavaş yavaş aracı çalıştırıyoruz. Testimize aracımızı D'ye alarak başlıyoruz. Tabii bu araçla alakalı öncelikle hemen uzunluk, genişlik, yüksekliği paylaşalım. Hemen paylaşayım. 4.66 bu uzunluğu var. Evet. 1.80 civarında genişlik, 1.50 civarında da yüksekliği bulunuyor bu aracın. Yani segmentine göre iyi bir genişlik, yükseklik ve uzunluk diyebiliriz. Zaten genel itibariyle C segmenti araçlar buralarda oluyor yani. Hani bu seviyelerde oluyor. O sebeple çok fazla bir şey yok. Bu arada arkadaşlar duydunuz, sensörler sadece ileride bir şey değil, aynı zamanda araç yere doğru yanaşınca da sensörler çalışıyor. Bu da bu araçla alakalı bir güzellik. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Aracı daha önce kullandık her ikimiz de. Dediğimiz gibi yani testini çekeceğimiz araçları sadece test esnasında değil, aynı zamanda testten hariç bir testini çekmeden önce bir kullanıyoruz. Her ikimiz de bu aracı yeterli vakit kullandık. Evet. Hissiyatını anladık, sahip olduk ama sizlerle beraber tekrar bir hissiyatını aktaracağız. Bu arada arkadaşlar buralar biraz karlı. Hafif aşağı doğru iniyoruz. Hem böyle karsız zeminde yol tutuşunu tekrar bir gösterelim size. Biz daha önce kullandığımızda hava iyiydi arkadaşlar. Yani karlı veya ıslak da değildi açıkçası. Ama yine sizlerle bir görün diye şöyle aşağıya doğru inelim ve aracın hissiyatlarını size aktaralım. Bu arada yine bu araçla alakalı söylemek istediğim şey şu. Jetta'larda arkadaşlar Passat konforu ve rahatlığı beklememek lazım. Tabii ki. Yani sonuç itibariyle Passat'tan hem segment olarak düşük. Bir segment düşük. Hem de aynı zamanda fiyat olarak düşük. Tabii fiyat olarak da aralık bayağı bir fark var ya. Yani şimdi mesela kabaca söyleyecek olursak hani geri gelmişken değinelim. Şimdi mesela piyasası bu aracın. Öncelikle piyasasından biraz bahsetmiş olalım istiyorum. Evet. Piyasası arkadaşlar Passat'ın piyasasıyla kıyaslanabilecek bir piyasa asla değil. O sebeple rahatlığını, konforunu da Passat'la kıyaslamak mümkün değil. Şöyle bir durum var. Mesela bu Highline paketi en dolusu ve opsiyonu olarak incelememizde söyledik arkadaşlar. Sunroof da eklettirilmiş evet. Mesela. Yani normalde en dolu paket olarak bilindiği halde bir de üzerine sunroof eklettirilmiş. Böyle olduğu halde bu aracın fiyatları yani kabaca piyasası diyeyim 110-120 bin liralar civarında seyrediyor. Yani tabii daha aşağı daha yukarı var. Mevzu yani her seferinde de söylemeye gerek yok. Yani kazası olur, kilometresi fazla olur vesaire. Daha aşağı bulursun veya çok temizdir, kilometresi çok düşüktür, daha yukarılara vardır. Bu piyasa mevzusu satıcının elinde olduğu için adam ister aracın değerinde satar, ister değerinden fazla bir şey ister. Onu biz kestiremiyoruz ama genel itibariyle kabaca bir piyasa bilgisi bu aracın böyle. Şöyle bir gazlıyorum arkadaşlar. Şurada bir fırsat buldum. Görüyorsunuz çekişi. Yani hafif ses yükseliyor ama sonuç itibariyle çekiş yükseliyor. Çekişle beraber sesin yükselmesi de normal ama
Ben giderim diyor yani bastığınızda. Hatta şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şurada S moduna alıyorum. Yani sport moduna. Sport modunda da şurada araçla hafif bir gazlayacağım. Araç gittiğini hissettim. Ya zaten yani şimdi bu sport modu sürekli normal kullanımda kullanacağımız bir mod değil zaten. Evet. Sadece hani böyle ihtiyaç olduğunda acele bir durum olur veya uzun yolda hafif performanslı gitmek istersiniz. Bu şekilde bu modu kullanıyorsunuz. DSG 7 ileri şanzıman sahibi olduğunu söyledik zaten. Bu DSG şanzımanların malum vites geçişlerinin hissedilmez bir şekilde olması ki devirde kullandınız mı bunu çok iyi anlarsınız. Vites geçişlerinin hissedilmez olması, yakıt tüketimini olumlu noktada etkiliyor olması da bunun faydalarından zaten. Çekişini de sizler de gördünüz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şanzımanla alakalı şunu da söyleyelim. Yani bu şanzımanlarla alakalı şöyle tepkiler alıyoruz. Daha doğrusu bilgiler alıyoruz diyelim. Bu DSG şanzımanlarda bir bozulma durumu söz konusu olabiliyor. Evet. Bozulma durumu söz konusu olduğunda ciddi bir maliyet de çıkarıyor açıkçası. Maliyetler yüksek oluyor. Biliyorsunuz otomatik şanzımanların maliyetleri yüksek oluyor. O sebeple böyle sorunlar çıktığını diyoruz ama şunları da duyduk arkadaşlar. Aktarmadan geçmeyeceğim. Bu DSG şanzımanları Volkswagen iyi niyet göstergesi olarak mı diyelim, müşteri memnuniyeti olarak mı diyelim, birçoğunu diyeyim arkadaşlar, ücretsiz olarak onarıyor. Yani böyle bir hata tespit edildiğinden dolayı bu hata da arkadaşlar Volkswagen'in ücretsiz onardığı hataya girmesi lazım. Yani kullanımla alakalı değil, şanzımanla alakalı bir hata olması lazım. O sebeple Volkswagen bu hatayı onarıyor. Bunu da bilgisini aldık ama kendimiz götürüp bir araç onarttırmadık. Açık açık söyleyelim. Çünkü biz bu Volkswagen sahibi değiliz. Ama bunu yaptığını biliyoruz. En azından sorabilirsiniz. Veya böyle bir durumla karşılaştığınızda yol izlemek için servislerden, yetkili bayilerden bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir manuel alıp kendim vites attırarak kullanmak istiyorum. Ben bu DSG şanzımanların manuel kullanımından da çok keyif alıyorum, açık söyleyeyim. Yani benim hoşuma gidiyor ve yani manuel kullanımda da çok öyle abes bir hissiyat yok. Bu arada mesela frenlemem gerekti. Fren tepkilerini direkt siz de gördünüz arkadaşlar. Şöyle iki geri yapalım. Bir ileri yapalım. Şu an vitesi düşürdüm. Böyle bir sollama yaptım arkadaşlar. Yani işte manuel olmasının aslında mantığı bu araçlarda. Yani ben manuelden keyif alıyorum diyen adam, ki ben de mesela manuel araç sürmeyi severim. Manuel araç sürerken şöyle bir durum yok. Yani normalde manuelde şöyle sağlı sollu atıyoruz. Orada ayrı bir keyif var. Ama bunda ileri geri yapıyorsunuz. Burada işte sollama yapmanız gerektiğinde vesaire durumlarda bu vitesi manuel olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim. Bu aracın arkadaşlar 6 ileri değil şanzımanı 7 ileri. Evet. Bazı kaynaklarda 6 ileri bilgisi veriliyor. Bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Biz bu aracı manuelde kullandık ve 7 ileri olduğunu gördük. Kullandık yani. Ve gördük. Şu an mesela ben hatta yol müsait olsa 7'yi de atmak istiyorum ama şu an yol müsait olmadı. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu araç 7 ileri şanzıman sahibi. 6 ileri şanzıman sahibi değil. Hatta şurada fırsat buldum arkadaşlar, göstermek istiyorum. Şu an 4'e attım aracı, manuel olarak kullanıyorum. 2500 devirde 5 yaptım. Devam ediyorum, trafik müsait, önümü arkamı kontrol ediyorum. 6 oldu arkadaşlar. Devam ediyorum, yine trafik müsait. Yine bir 2000 devirlere gelince 7 yapacağım. Rahat devri yani. Şu an 7 yaptım arkadaşlar. Ben ekranda 7 yazdığını görüyorum. Hani bunu şurada şöyle yazıyor, burada böyle yazıyor da değil arkadaşlar. Direkt kendi hissiyatımızdan, kendi gördüğümüz şeyden aktarıyoruz. 7. vitesin yazdığını biz ekranda görüyoruz. Zaten bu modeldeki araçlar, hatta geçenlerde bir 2013 Skoda Octavia çektik, hatırlarsınız. Evet, Superb'iydi, pardon. Superb'i çekmiştik. O Superb'de bile 7 ileriydi şanzıman. Volkswagen grupta birçok C segmenti ve D segmenti araçlarda 7 ileri DSG şanzımanı zaten görüyoruz. Arkadaşlar yol tutuşundan vesaire de hafif bahsetmiş olalım. Gördüğünüz gibi yani
biz zaten dediğimiz gibi daha önceden de kullandık. Yol tutuşu, işte direksiyona verdiği tepkileri falan da çok güzel. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Yani segmentine göre yeterli bir yol tutuşu, yeterli bir gidişi var aracın. Arkadaşlar aracın gidişini vesaire görüyorsunuz. Zaten bir iki gazlama da yaptık. Yakıt tüketiminden bahsetmek istiyorum ben şimdi aracın. Yani açıkçası kasaya göre, yani motora göre, beygire göre, güce göre çok fazla bir şey yakmıyor. Tekrar hatırlatmış olalım. Bu araç 1.6 dizel 105 beygirlik motor sahibi. 250 Nm tork üretebiliyor bu motor. Yani bu torkla, bu beygirle bence şey güzel. Yakıt güzel. Çok iyi. Şimdi yakıtı da söylüyorum arkadaşlar. Bu araç şehir içinde yaklaşık 5.5 litre civarı. Yani 5.6-5.7'leri de görebilirsiniz sürekli şehir içi kullanımlarda. Şehirler arası yollarda 4 litreye kadar düşüyor. Yani 4-4.2 gibi verileri görebiliyoruz. Aynı zamanda bu aracın ortalama yakıt tüketimi arkadaşlar takribi olarak 4.5 ila 5 litre arasında değişiyor. Yani 4.7-4.8'leri de görebilirsiniz. Eğer dikkatli kullanırsanız 4.5'ü bile görebilirsiniz. Bu yakıt tüketimi de zaten güzel bir yakıt tüketimi. Yani yeterli. Daha ne yaksın yani? 1.6 motor var sonuçta. 1.6 dizel motor sahibi. Bir ikincisi şöyle bir durum da var yani. 105 beygirlik bir motor sahibi bu araç. Bu da bu aracın motoruna, çekişine göre bence yeterli, idare eder. Yani seviyesinde az yakıt. Yine değinmeden geçmeyeceğiz. Bu araç 1400 kilo. Yani 1408 kilo ruhsatında yazanı. Bazı kaynaklarda 1410-1415 kilo olduğu bilgiler de var ama ruhsatında yazan bilgi 1408 kilo olduğu durumunda. Yani bu ağırlığa göre yakıtı biz değerlendirdik açıkçası. Sonuçta 17 inç jant sahibi ve lastik ölçüleriyle birlikte değerlendiriyoruz. Yakıt iyi dedik zaten. İyi, iyidir yani. Rengine değinmek istiyorum. Renk mevzusu çok güzel, evet. Rengi çok beğendim ve biraz araştırdık biz bunu. Bu aracın rengi 2015'te lansman rengiymiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Yani lansman rengi aracı tanıtırken, Volkswagen yeni çıkardığı 2015 kasasını tanıtırken bu renkle tanıttı arkadaşlar. Yani lansman renginden kastımız bu. Bu renkle bu aracı tanıttı ve biz bu rengi bu araca yakıştırdık demektir yani, evet. Bu renkle bu aracı tanıtmak. Biz bununla tanıtmak istedik. Bununla iddialı bulduk. Artık siz kendi aklınızda, kafanızda ne derseniz deyin arkadaşlar. Durum bu. Renk gerçekten güzel. Yani hatta şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu araçların piyasasında, daha doğrusu birçok araçta öyle ama özellikle bu araçların piyasasında sevenleri, tutkunları lansman renklerini almayı daha çok istiyor. Mesela Arteon'u tanıttı Volkswagen. Sarı renkle tanıttı. Altın rengi mi dediler artık. Bilmiyorum o rengin ismini ama sarı renkle tanıttı Volkswagen Arteon'u. Mesela Arteon'u alanlar hep sarı rengini almak için gayret ediyorlar. Lansmandaki renk sarı diye. Asıl yani bu araçta renk bile fiyatını fark ettiriyor. Yani ki gerçekten kayda değer muazzam bir rengi olduğundan zaten bahsettik. Arkadaşlar çekiş dedik ama şimdi bu çekişin de bir frenlemesi var. Bu gidişin bir duruşu var. Evet. Fren sistemine değinmek istiyorum. Şimdi bu aracın fren sistemi 4 lastikte de disklerle sağlanıyor. Bu da benim için yeterli bir... Ve küçük değil. Biraz hafif de büyük bunun diskleri. Diskleri biraz büyük ve benim için de yani yeterli bir fren sistemi diyebilirim. Yani bana şunu dedi. Ya ben bu gücü sana veriyorum ama istediğin zaman da durdurabilirim seni dedi yani bu araç bana. Yani zaten şöyle bir durum yok yani. Hiçbir araba ne kadar iyi olursa olsun fren sistemi, hiçbir araç frene bastığın yerde durmaz yani. Bu frenleme mesafesi diye bir mesafe var. Yani bu mesafenin önemli olan sağlıklı duruş sağlanması. Bu mesafeyi zaten bölüyorum. Bu mesafeyi şöyle, ehliyet aldığımız zamanlardaki derslerde hani söylüyorlardı işte, evet. 80 kilometre ile gidiyorsanız 40 metrede durma ihtimali var gibi bir bilgiler verilmiş. Tabii bundan net ehliyet alanlarınız bunu bilirler arkadaşlar. Böyle bilgiler paylaşılıyor ama genelde aslında tam net bilgi sizin sürüşle alakalı hissiyatınızdır. Evet. Yani şunu söyleyelim, hani böyle anında duran araba yok demiştik. Böyle bastığınız yerde duran araba yok ama zaten bu araç hem
otomatik hem de 2015 model bir araç olduğu için ABS, ASR, ESP bunların hepsi var zaten bu araçta. Hani frenleme sistemiyle alakalı frenleme önlemleri diyebileceğimiz tedbirler var arkadaşlar bu araçta. Onunla alakalı fren sistemiyle alakalı bir sorun ben de görmedim açıkçası. Ben de frene bastığımda tepkileri güzeldi. Beni rahatsız edici bir tepki olmadı. Bu da güzel bir durum açıkçası. Az önce ufak bir döndük. Sağa döndük. Bu araçlarda şunu seviyorum. Sağa ve sola dönünce sislerin yanması. Adaptif sis varları. Evet. Sislerin yanması benim çok hoşuma gidiyor. Ve akşam kullandığınızda gerçekten çok işe yarıyor. Ve şöyle bir durum da var. Zaten bu da bir güvenlik önlemi. Açıkçası ben bunu bir güvenlik önlemi olarak değerlendiriyorum. Neden diyecek olursan ya sonuç itibariyle orada bir şey olup da görmeyebildiğin olabilir veya hiçbir şey olmasın ya kaldırım oluyor. Kaldırımı görmüyorsun. Aracın tamponları vesaire çok böyle zedeleniyor veya işte kırılıyor vesaire. Bu sis farlarının sağa sola dönüşlerde işte tepki vermesi, aydınlatması o tarafı. Bu da bir avantaj açıkçası. Evet. Çok güzel yani hatta BMW'nin, Mercedes'in işte veya bu Audi'nin bazı araçlarında farlar dönüyordu. Evet, hatırlar mısın? Farların da dönmesi hala dönenler var ama farlar da dönüyor. Ha, o biraz şöyle şöyle bir sorun da ortaya çıkarabiliyor bazen. Nadir olmakla birlikte ama bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Yani farlar dönüyor bu sefer önü tam göremiyorsunuz. Önü de tam göremiyorsunuz. Ama bu hem farlar ön tarafı gösteriyor hem sisler yan tarafı gösteriyor. Böyle bir durum güzel bir sonuç elde etmiş oluyorsunuz. Yeterli benim gözümde. Peki şimdi en can alıcı bir konuya geldik. Araç güvenli hissettiriyor mu? Evet arkadaşlar bu soruyu sürekli soruyoruz ve gerçekten bu soruyla alakalı güzel tepkiler alıyoruz. Çünkü birçok araç testi yapan kanallar var. Birçok abilerimiz var diyelim veya arkadaşlarımız var diyelim. Birçok aracı test ediyorlar. İşte ama birçoğunda diyeyim, hepsinde de demiyorum çünkü bazısı değiniyor. Biz de takip ediyoruz açıkçası test kanallarını. Hani neler olup bittiğini görebilmek amacıyla. Şöyle bu güvenli hissettiriyor mu hissettirmiyor mu mevzusuna pek değinen yok açıkçası. Değinen yok. Ve ben çok önemli buluyorum bunu arkadaşlar. Cevap veriyorum. Adaptif sis farları, yan aynaların ısıtmalı olması, aracın 6 airbag sahibi olması, 4 tekerinde de disk olması, oturaklı bir araç olması, işte bu aerodinamiğinin sağlam olması, beni virajlarda, dönüşlerde vesaire rahatsız etmeme durumlarının hepsini böyle üst üste koya güvenli hissettiriyor diyeceğim bir araç. Peki yüzde bir şey söyleyecek olursam hemen ona da değineyim. Hani seyircilerimizin kafasında tam bir şey oluşturmak için böyle temel oluşturmak için arkadaşlar benim açımdan %90 seviyelerinde C segmenti araçlara göre %90 seviyelerinde güvenli hissettiren bir araç. Bu senin fikrin nedir? Benim fikrim de aynı, güvenli hissettiriyor. %'ye vurduğumuz zaman da %85-80'i görebilir benim düşüncem. Bu derecede gayet C segmenti araçların içinde yüksek seviyelere çıkar yani. Arkadaşlar bir test videosunun sonuna daha geldik. Bugün sizlerle 2015 model 1.6 105 beygirlik dizel motor sahibi DSG 7 ileri şanzımanlı Highline paketli bir Volkswagen Jetta incelemesi yaptık. Arkadaşlar biz bu aracın 2011'ini de test etmiştik. Evet. O videoda açıklama kısmında var arkadaşlar. Oraya koyduk biz o linki. Oradan açıklama kısmından diğer videoya da gidebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki test videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.